Selamünaleyküm arkadaşlar. Elimde 4 tane kızma perde ayaklı Irak kuşu var arkadaşlar. Oyun kuşu var. Bakın kuşlar kendilerini kurtarmışlar. Böyle dumanlı ballı renginde. Kuşlarımız güzel. Fırça gibi tüydeler şu anda. İsteyen olursa bunları sahiplendiririz arkadaşlar. Ben bunların bakın ayaklarına da bakın arkadaşlar. Yapışıktır, bitişiktir. Ben bunlara takımına 1000 lira istiyorum. Eğer bu 4 tanesini birden 2 takımını almak isteyen olursa fiyatta bir miktar daha yardımcı olurum. Görüyorsunuz ayaklar ördek ayaklı, kaz ayaklı. Arkadaşlar üretecekseniz bu ayarda kuş üretin. Üretecekseniz eğer bu ayarda kuş üretin ki sattığınız zaman para etsin. Geç yavrum şu yani. Güzeller, sağlıklılar, bir aksilik yok. Geç birazcık da. Lan akıllısınız lan siz. Akıllısınız. Beni yormuyorsunuz lan siz. Aferin lan size. Böyle arkadaşlar. Bakın kanatlarına da bakın. Maşallah, maşallah. Hadi sen de atla bakayım. Sen de göster kanadını. Sen de göster kanadını. Sen de göster kanadını. Tamam. Hadi yukarı. Yukarı 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 yukarı. Hadi. Dediğim gibi arkadaşlar bunların takımları 1000 TL istiyorum ben. İsteyen olursa bu iki takımını birden almak isteyen olursa fiyat konusunda yardımcı olurum. Hadi sen de çık yukarı. Fırça gibi tüylü hayvanlar şu anda. Bu onların sağlıklı olduğunu gösterir. Şu anda kafa tüyleri falan da fırça gibi. Güzel kuşlar. Allah'ıma şükürler olsun. Sağlıklarında bir problem yok. Bunları alın, isteyin, üretin. Alın isteğini uçurtun. Yalnız söyleyeyim bunlar ciğer patlatan cinslerinden. Bunlar havada çok kalırlar. Genelde bu kuşları bizim Mardin kuşlarıyla taklacı işte bizim taklacılarla kırıyorlar. Uzun kanat sesi versin diye. Çünkü bunların kanatları çok güçlü arkadaşlar. Bunların kanat yapıları çok güçlü kuşlar. Çok uçu havada kalıyorlar. Seferleri çok seferli değildirler. Yani saatte işte efendime söyleyeyim 3 kere yoklarlar hedefi, kümesi. Puan yazdıracak ayarda kuşlar değillerdir ama çok güçlülerdir. Yani bunlar ciğerli, nefesli kuşlardır. Çok güçlülerdir. Dediğim gibi bunu bizim Türkiye'deki taklacılarla kırıyorlar bu kuşları ki performans alalım diye. Bu perdelilere. Hatta bakın burada da bir tane farklı bir kümesten gelme perdeli ve Mardin kuşu kırmamız var. Şu yazlık kapımızı kapatalım ki kaçmasın kuşlarımız. Bakın burada da bir melez bir şeyi var burada da. Bir cikcikimiz var. Bu da mesela Mardin ve bu kuşumuz da Mardin ve perdeli kuşu kırmasıdır. Bunun ayaklarında perde yoktur. Bunları alıyorlar, bu şekilde üretiyorlar ve uçurtuyorlar arkadaşlar. Şu kuşun güzelliğine bakın. Daha bu kuşumuz da cik cik. Bunu da Gebze'den bir kardeşime söz verdim. Kendim Mardin yavrusu alamadım. Üretemedim. Kendi yavrularımdan veremedim. Dedi ki Birol abi ver uçurtalım bir tane dedi. Elimde olmamasına rağmen sevdiğim bir arkadaş, saygı duyduğum bir arkadaş, Erdinç diye bir arkadaşım var. Ona vereceğim. O da uçuracak bakalım. O da uçuracak. Ben de uçurtabilirdim ama ona nasip oldu. Ağzımızdan ona çıktı, ona yakıştırdık. Bakın kuşun güzelliğine bakın. Bu mesela Mardin ve perde ayaklı kuşların kırmasıdır.
Bu formda üretiyorlar ve uçuruyorlar arkadaşlar. Şu kuşun hiçbir özel eksiği yok şu anda. Yani boyu, postu, kanat yapısı, fiziği çok güzel arkadaşlar ya. Bakalım bunu Erdinç kardeşimiz uçuracak. Allah nasip ederse. Bakarsın da güzel de bir form tutturur. Biz de gururlanırız. Dediğim gibi arkadaşlar bu kuşlarımızı mümkünse üretin. Çünkü yem çok pahalı. Güvercin beslemek artık eskisi gibi değil. Çok pahalı. Yemidir, ilacıdır. Çok pahalandı. Üretebiliyorsanız bu ayarda kuş üretin ki ürettiğinize değsin. Yani yem parasını çıkarsın. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Her ile gönderim yaparım arkadaşlar. Şu kuşun güzelliğine bakın. Bakın fiziğine bakın. Allah'ıma sana şükürler olsun ya valla. Şunların güzelliğine bakın. Bunlar dediğim gibi ciğer patlatan. Çok uçan cinslerden. Orijinal Musul Irak kuşları. Orijinal perde ayaklı kuşlarımız. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ederim. Herkes Allah'a emanet olsun.